Değerli izleyicilerimiz, For Life TV'de Hayatım Sanat programına hoş geldiniz. Bu hafta yine çok değerli bir arkadaşımız burada, bizim konuğumuz oldu. Sevgili Nil Yurda, kulturvizyon.com'un sahibi. Evet. Ve tamamıyla sanat üzerine, kültür üzerine. Kendisi aynı zamanda bir yazar. Tiyatro geçmişi de var. Evet, 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar'da tiyatro dili ve diksiyon üzerine eğitim aldım. Çok Toron güzel. Karacaoğlu, Erhan Yazıcıoğlu, Cüneyt Uzunlar ve Fatma Karaca. Aa, çok değerli hocalardan. Evet. Nil, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bizim biliyorsun sanat konuşuyoruz. Aynen. Sanat programı. Ve senin de çok güzel bir kulturvizyon.com bir web sitem var. Burada sanat haberleri de yayınlıyorsun. Evet. Nereden girdin bu yola? Niye seçtin? Biraz da Nil'i tanıyalım. Nil, sen de adadasın değil mi? Heybeliada'da yaşıyorum. Bu keyifli bir yer orası. Evet, mükemmel. Evet. Yani tamamen hayatın senin de sanat. Sen de sanatla ilgileniyorsun. Sanata olan aslında sevgi hep vardı ama birebir tanışmam 2000 yılında Pera Güzel Sanatlar'la başladı. Evet. Zaten o dönem Aslı Enver de eğitim alıyordu tiyatro üzerine. Melisa Sözen, Grup Eylül vardı, müzisyenler. Hı-hı. Onlar da oradaydı. Yani biz eğitim alırken tiyatro dili üzerine Torun Hoca'dan, Erhan Hoca'dan bir taraftan piyano sesi dinliyorduk, bir taraftan gitar sesi, dans bölümüne gidiyorduk. Yani çok sevdim. Fakat kursun son gününde Erhan Hoca hepimize bir hedef, hani neyi yapabiliriz, bize bir yol gösterdi. Bir arkadaşımıza senden çok iyi işte spor sunuculuğu yapabilirsin dedi. Bir arkadaşımıza senden çok iyi DJ olur, işte senden çok iyi oyuncu olur. Bana geldiğinde dedi ki, her konuda yazabiliyorsun, her konuda fikrim var. Sen bu yolda yazmakla ilgili ilerle, kendini geliştir dedi. O yani kafama güzel bir saksı düşürdü orada. Ve daha sonra editörlük ve içerik üreticiliği, metin yazarlığı diyeyim daha doğrusu. Metin yazarlığı, reklam yazarlığı yapıyordum zaten. Yani asıl mesleğim bu. Ben liseyi İstanbul Matbaa Meslek Lisesi'nde tamamladım ve orada masaüstü yayıncılık üzerine eğitim aldım, dizgi bölümü. Ve hayatım hep kitapların içindeydi. Yayın evleri, reklam ajanslarında çalıştım. Sürekli yazı yazmakla geçtim. Daha sonra bir de felsefe okudum. Felsefe okudum Anadolu Üniversitesi'nde. 4 yıllık felsefeyi okudum, bitirdim ama felsefe de beni çok etkiledi. Felsefeyi okuduktan sonra aslında sanatın, siyasetin, yaşamın temelinin felsefe olduğunu anladım. Sanatın temeli tamamen felsefeye dayanıyor. Yani felsefeyi bilmeyen ne sanat yapsın ne de siyaset. Ben bunu her zaman senin yazarım. Senin branşın olduğu için söylüyorsun mu? Ben de söylüyorum. Hayır, branşın. Yani bir yandan felsefe var, bir yandan da matematik de var. Aslında şöyle nasıl bir şey anlatayım. Üniversiteyi, felsefeyi kazanırken puanım hem felsefeye yetiyordu, hem de İstanbul Üniversitesi uzaktan gazetecilik bölümüne yetiyordu. Ben de o dönem Kültür Üniversitesi'nde özel bir eğitim alıyordum kurgu üzerine. Kurgu eğitimine de nereden geldim onu söyleyeyim biraz. Sen bayağı bir eğitim almışsın. Aynen. Kurgu eğitimini de şuradan aldım. Neden oraya gittim, neden kurgu eğitimi aldım? 2008 yılında evde terasta daha doğrusu salıncakta sallanırken gazete okuyorum. Ben gazetelerin kültür sanat eklerini okurum önce. Evet. Orada şöyle bir haber okudum. Bir markanın sponsorluğunda ve İngiliz yönetmen Mike Figgis'ın seçici kurulundaydı. Onun ortaklığıyla bir yarışma, kısa film yarışması düzenleniyor dünya çapında. 5 fotoğrafla hayatı bize anlatacaksınız dedi. Ve bu 5 fotoğraftan kısa film oluşturacaksınız. Çok ilginç. Evet, o haberi okudum, kafama koydum. Acaba katılsam mı katılmasam mı? Henüz bir kesin kararım yok. O sırada yine bir şirkette 9-6 çalışıyorum. Metin yazarlığı yapıyorum bir şirkette. Tanıtım, reklam tanıtım falan yazıları yazıyorum. Abi duraktayım, şimdi gözlem yapıyorum. Yani çünkü bir ilham, bir şey lazım, malzeme lazım. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum falan. En son kafama aşağı çevirdim, sağa doğru baktım. İri iri karıncalar yuvalarından çıkmışlar. Feci çalışıyorlar. Ve feci hızlı hareket ediyorlar. Evet. Soluma baktığımda çok kalabalık bir insan topluluğu, onlar da işine gidiyor. Tamam dedim, buldum ben malzemeyi. Hemen cep telefonumu çıkardım ve o karıncaları çok zoom yapıp o görüntüyü çektim. İlk fotoğrafım oydu. Sultanahmet'te çalışıyordum o dönem.
Daha sonra yürüyorum, yine kalabalık bir insan topluluğu. Tamam dedim, ikinci fotoğrafım bu olacak. Evet. Ardından tramvay hızlı geçiyor, onu çektim. Ardından fıskiye var, bir çok büyük, Sultanahmet Parkı'nda büyük bir fıskiye vardır. Onun su akışı beni... Şimdi sanatsal işgüdünüz olduğu zaman doğaya bakışınız da hep öyle oluyor. Bir evet. anlam katıyorsunuz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben de o fıskiye baktığımda tabii her normal bir insanın baktığı gibi bakmıyorum yani. Onda da bir şey buldum, onun fotoğrafını çektim. Çok güzel. Sonra yaşlı bir teyze vardı, onun mimikleri çok hoşuma gitti. Kreşik, 65 yaşlarında falan. Böyle yılların verdiği bir yaşanmışlık beni çok etkiledi, onun mimikleri. Artık 65 yaşa yaşlı demiyoruz ama biliyorsun değil mi? O dönem, tamam orta yaş. Orta yaş. Pardon, genç bir teyze. Gençlerimiz abi bizim kendi. Genç bir teyzemiz. Onun fotoğrafını çektim, 5 tane fotoğrafı oluşturdum ve o 5 fotoğrafa felsefi cümleler yükledim. Çok güzel, keyifli. İngilizce yazdım ve gönderdim. Nasıl sonuçlanacaksa yani. Ben birinci olacağım falan. Böyle şeyim yoktu yani. Öyle bir dert yok aslında. Birinci yok, olacağım. Çok relax. Ben normalde de çok relaxım. Biliyorsun. Evet. Rahatım yani, öyle çok şey değilim. Gönderdim. Ondan sonra haber geldi. Türkiye'de birinci ben olmuşum. Harika. Ve o kısa film birinci projeydi. Hayatı anlattım. İşte hayat çalışmaktır. Emek Adını ben. Ne koydun o projenin? Onun bir ismi zaten vardı, hayat. Onun Mike Figgis. Mike Figgis İngiliz bir yönetmen. Hı. Mr. Jones, Richard Gere'in de başrolünde oynadığı filmin yönetmeni. Anladım. Mike Figgis aslında aksiyondan ya da teknik kurgulardan ziyade senaryoya önem veren biri. Hı. Ben öyle anladım. Evet. Seçiminden. Ondan sonra Rain Dance Film Festivali'nde gösterildi. İkinci proje olarak da Mike Figgis dedi ki, bu defa dedi yaşadığınız ülkeyi, şehri çekeceksiniz dedi. Fotoğraflarını yine çekeceksiniz ve kısa film oluşturacaksınız. Anlam yükleyeceksiniz dedi. Yine fotoğraflarla İstanbul'un, işte o Sultanahmet, yani bir anlamda İstanbul'u tanıttım diyebilirim. O proje de gitti. Orada gösterildi kısa filmim. Hatta festivalde izleyenler arasında Nicolas Cage de varmış. Ben beni davet ettiler ama vize sorunu hep yaşıyorum. Keşke kültür sanatla ilgilenen kişilere şu hani Mehter grubuna verilen o pasaport aslında bize verilse de biz rahat gidebilsek. Çünkü bizim yani kendi kültürümüzü, kendi sanatımızı tanıtmamız için bize bu kolaylıkları sağlaması gerekiyor. Ben bunu bırakmadım. Evet. Daha sonra yine bir kısa film hazırladım. Burada da onu söyleyeyim, marka değil, NASA sponsordu. Evet. Bilim üzerine ama daha çok teknolojik. Ben yine felsefe yönü, bilim felsefesi üzerine yaptım. Ama biraz dünyanın halini falan anlattım, kötü halini. Yani şu an karşımda çıkan o doğanın, işte müsilajın çıkması, doğanın kirlenmesi, dünyadaki bir takım çevresel sorunların oluşmasına doğrusu hiç şaşırmadım çünkü zaten bu, akış onu gösteriyordu. Akış onu gösteriyordu. Ondan sonra bunun üzerine bir kısa film hazırladım. O da Boston Film Akademisi'nde gösterildi. Ama orada telif hakları NASA'ya ait olduğu için ben o kısa filmi ne Facebook'ta ne hiçbir yerde paylaşım yapamadım. O yüzden bu anlamda haber olmadı ama o ilk kısa film haber oldu. Yani İstanbul'u tanıttım ben orada. Çok güzel. Şey soracağım, peki bu kulturvizyon.com nasıl gidiyor? O iyi gidiyor. Ben onu 2018'de, aslında 2007'de kafaya takmıştım. Ancak dediğim gibi background'um pek yoktu, altyapı yoktu. Hı-hı. O zamanlar hazır web şablonları, web sitesi şablonları yoktu. Bu işin tekniğini çok iyi bilmiyordum. Webmaster bir arkadaşım vardı sağ olsun. 2018 yılında beğendiğim şablonu ona söyledim. O kurdu siteyi. Hı-hı. Yani şematik olarak. Ben de logosunu kendim hazırladım ama çizim yeteneğim yok. Yani Photoshop çok iyi bilmiyorum ama grafiker arkadaşım vardı. Ben böyle böyle hayalimi söyledim. Şeklini, şemalini söyledim, çizdim. O da Photoshop'ta hazırladı. Ondan sonra kategorileri seçtim. Edebiyat, sinema, tiyatro, siyaseti en son ekledim. Yani siyasette bir yerde hayatım sanat dediğim için siyasetin de bir sanat kısmı var aslında. Tabii. Şöyle bir şey, siyasetin sanat kısmı yok. Aslında ikisi çok ayrı. Öyle mi? Ama günümüz politikacıları güzel... Tiyatrocular. Çok iyi tiyatrocular. Çok güzel atıyorlar. O konuda
profesyonel oyunculardan çok daha iyiler. Ama siyasetin şöyle bir yönü var, onun da bir felsefesi var ve siyaset kültürü denen bir şey var. Evet. Siyaset de bir kültürdür. Yani hayat içerisindeki duruşunuz, karakter yapınız, neyi tercih ettiğiniz, neyi okuduğunuz, nereye baktığınız sizin duruşunuzu gösteriyor ve sizin sahip olduğunuz duruş sizin aynı zamanda ideolojinizi ortaya çıkarıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Yani yıllar önce bir yerde çalışıyorum. Bir abi demek ki beni gözlemlemiş, tamam mı? Arkadaşlar arasındaki muhabbeti, işte köpekleri falan seviyordum, onu incelemiş. Çiçeklere, doğaya bakışımı falan incelemiş bir abimiz. Geldi dedi, Nil dedi, sana bir şey söyleyeceğim. Sen dedi Nazım Hikmet şiirini biliyorsun, şiirlerini okuyorsun dedi. Ben biliyorum dedi, sen dedi kesin solcusun dedi. Hayata bakış açından. Yani onu evet yansıttığım ortaya çıkmış. Yani duruşunuz, tercihleriniz, hareketiniz, yani bir köpeğe bile sevgi şekliniz, sizin ne olduğunuzu, yolunuzu ortaya çıkarıyor yani. Kültürel bir yapıyı ortaya çıkartan sosyolojik tabii, bir yapı bu. Yani yandan felsefe okuyup yandan sosyolojik yapı. Siyaset kültürdür demek istediğim zaman, evet, onu demek istedim. Evet, o yüzden siyasete de yer vermek istedim ama ülkemizde ne yazık ki siyaset tamamen kültürsüzleşmiş. Yerlerde. Durumda yerlerde. Özellikle. Şimdi şu anda projeler devam ediyor sanırım. Yani web sayfası devam ediyor. Web sayfası devam ediyor. Onun 2018'de. Reklamını doğru yapalım çünkü orası aslında iyi bir platform. Yani evet, mesela çok yeni oyunları aslında çıkacağı zaman, yeni konserleri çıkacakları zaman arkadaşlar sen bir istersen şey ver, mail adresi ver, arkadaşlarımızı oraya göndersinler haberleri. Şeyde zaten aslında yazılarımın en altında yazıyor. Yazıyor değil mi hepsi? Yurda Yurtseven. Tamam. gmail.com. O şey kulturvizyon.com. kulturvizyon.com. www.kulturvizyon.com. Evet. Tamam. Ben takip ediyorum arkadaşlar, gerçekten değerli bir site ve Nil gerçekten orada bayağı emek veriyor sanat haberlerini yayınlamak için de. Bu tarz yapılarda biliyorsunuz yani halkın muhabirliği gerekir kültür sitelerinde. Sizler de yazıp çizip gönderebilirsiniz oraya. Evet. Bizim de sonuçta onun web sitesi, bizim de kardeş web sitemiz oldu. Biz de For Life TV olarak elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. Nil de bu yolda devam edecek. Çok da güzel olacak. Film, bu kurgu işlerine devam edecek misin? Yapalım güzel bir şeyler ya. Ya kurgu, aslında kurgu yapmıyorum. Tamamen kendim çekiyorum. Tüm yönetmenliğini de senaryo, çekim, her şey bana ait. Yani çok öyle paralar falan harcıyor. Tamamen doğal. Ben doğal. Evet, doğal. Şu an kafamda yine bir proje var ama bunun için seçtiğim yer biraz uzak. Bunun için Sivas'a gitmem gerekiyor. Aa, çok güzel. Nereye çekeceksin Sivas'ta? Sivas'ta köy, bir köy. Projeyi köy. Tam söylemeyeyim diyorsun. Yok ya, söylemeyeyim, çok değişik bir proje. Tamam, onu çekip benim hayalim kısa filmimin Cannes Film Festivali ya da Venedik Film Festivali'nde gösterilmesi. Umarım. Ona hayalim o. Mücadele her zaman güzeldir. Atatürk'ün bir lafı var ya. Evet. Savaş mücadele bırakırsan kaybedilir. Sen devam edeceksin mücadelene. Kendi şartlarında üretebilen bir sürü insan var. Yani. Şimdi bizde hep kaygılar şunlar ya, özellikle gençlerimizde maalesef teknoloji gelişti. Herkes diyor ki işte benim kameram yok, benim telefonun var. Benim işte ışığım yok. Ya arkadaş, ben doğal ışıkta çekeceğim. Ben bunu telefonla çekeceğim zaten. İşte onu söylüyorum. Yani aslında bir şeyleri üretmek için çok büyük, ya çok profesyonel yapmak için tabii ki paraya gerekiyor. Aslında çok para harcamaya da gerekiyor. Çok para harcamaya. Şöyle bir şey, çok düşük bütçeyle çekilmiş çok kaliteli filmler var. Evet. Bunu en iyi başaran da Rus sineması bana göre. Hı. Bir de İran sineması. Çok mesela geçtiğimiz günlerde Sergei Eisenstein'ın Come and See filmini izledim. Rusya ile Almanya arasında, Naziler arasındaki savaşın Rus halkının üzerinde yarattığı psikolojik etkiyi mükemmel bir şekilde aktarmış. 1985'te çekilmiş bir film. Ama bu psikolojik etki sanırım insanları çok olumsuz etkilemiş olacak ki çok mükemmel oynamışlar. Özellikle başrol oyuncusunun o mimikleri, mükemmel o değişim, duygu değişimi
ve gittikçe mimiklerin derinleşmesi beni çok etkiledi. Çok düşük bütçeyle yapılmış ama senaryo ve oyunculuk mükemmel olmuş. Ben çok beğendim. İşte değer kazanması için zaten ana temanın güzel olması lazım. Evet, anlamsal kurgu lazım. Benim için çok önemli. Ben şöyle bir şey, felsefeden bahsettik ya. Toplumsal gerçekçiliği yansıtan sanatı seviyorum. Mesela sanat içindir düşüncesi Fransa'da o burjuva kesiminin ortaya çıkardığı bir söylem diye düşünüyorum ben. Öyledir zaten. Öyle. Benim onunla ilgili bir lafım var. Ben sanatın sanat için olduğuna inanmıyorum. Bu sanat tamamen romantizm abi. Bu tamamen romantizm ve tamamen benliğe dayanan, felsefede de tüme varım mantığa dayanan bir düşünce. Sanat toplum içindir. Ben de kültürvizyon.com'u açarken aslında bu yoldan çıkarak güzel başladım. Sanat toplum içindir, halk içindir ve özellikle gençler için. İfadeleri onları daha ben biraz doğru... daha şey yapıyorum orada. Sanat hayatın ta kendisidir diyorum. Tabii hayatın ta kendisi. Yani hani sanat, halk için mi, insan için mi, sanat için mi? Aslında hayatın ta kendisi. Hepimiz işte hayat demek, insan demek. Hepsi içi. Hemal oluyor. Hayatı zaten canlandıran hayat insanın ta kendisidir. Sanat doğadan ve yaşamdan besleniyor zaten. Aynadır. Kendimizi görüyoruz. Harika. Kendimizi yansıtıyoruz. Bakın sanatın ve felsefenin olmadığı toplumlarda kadın cinayetlerinin olması çok doğal. Evet, değil mi? Vicdan yok. Öfkenin, nefretin, sevgisizliğin olması çok doğal. Bugün mesela bizim ülkemizde neden felsefe ve müzik zorunlu ders olmasın ki? Neden bunlar çıkarıldı? Felsefenin ilkokul 5. sınıftan itibaren öğretilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bir de benim şeyim var. Bir de nutuk diye bir ders koysunlar diyorum. Nutuk zaten bir... Başlı başına bir nasıl olsun. Çinlilerin, Lotuzu'nun Savaş Sanatı diye bir kitabı varsa, Türkiye tarihinin en önemli kitabı da nutuktur zaten. Ya harika işte böyle genç arkadaşlarla benimle paylaştık, benim fikirlerim hoşuma gidiyor. Tabii bazı şeylerde uyuşuyoruz, bazı şeylerde uyuşmuyoruz, farklı bakıyoruz ama önemli olan bunları güzel paylaşabilmek. Ya sen de çok teşekkür ederim. Geldiğinizde bilgilerini de paylaştın, değerlerini paylaştın. Evet. Filmlerini izlemek istiyorum onları bir şekilde ben de bulup abi izleyeceğim. Benim, ben sadece senin web sayfası kısmını iyi biliyorum. Kısa orada filmim takip ediyorum. YouTube'da var. Onu var mı? Sana gönderirim ama önceki birinciliğim olan film benim eski bilgisayarımdaydı. O da çöktü gitti, öldü gitti yani kayboldu. Ya bir şekilde bir yerlerde vardır, kaygılanma. Birileri izlediyse birileri İnşallah. Hala izliyordur. Üretilen şeyler söz uçar, yazı kalır. Söz uçar, evet. Artık medya kalır. Paylaşımlar kalır. Sanat hiçbir zaman kaybolmaz. Nil, çok teşekkür ediyorum. Geldin, bizimle bilgilerini paylaştın, üretimlerini paylaştın. Ben teşekkür ederim. Kültürvizyon.com mutlaka takip edecektir bizim izleyicilerimiz de. Biz de oraya da kardeş web sitesi yaptık artık. Elimizden geldiği kadar biz de kültürel desteklerde bulunmaya çalışacağız. Gençlere iyi örnek oluruz. Evet, evet. Evvela da çok güzelmiş bu ara. Bir ara evet, bizim, cennette yaşıyorum. Bizim izleyicileri de toplayalım hep beraber. Evvela da gelelim. Orada bir konser veririz biz. Zaten adalar beraber. Yazarların, işte ressamların, evet, şairlerin çok yaşadığı bir yer. Oralarda yaşamak çok keyifli tabii, bir şey. Tabii, çok, evet. Çok güzel. Bir tekrar teşekkür ediyorum. Onurlandırdın bizi. Ben teşekkür ederim. Çok güzel paylaşımlarımız oldu. Sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Nil Yurda'ya çok teşekkür ediyoruz. Kültür Vizyonu'nu lütfen takip edin. Kültürvizyon.com'u ve bizim de kanalımıza lütfen olmayanlar abone olsunlar artık. O paylaşım zilleri var işte hatırlatmak için falan onları bir tıklıyorsunuz. Öyle yapılması gerekiyormuş. Bir de çok sevgiyle paylaştığımız bu bilgilerimizi, sizler için paylaştığımız bilgilerimizi siz de dostlarınızla paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Bu haftalık hoşça kalın. Ekranlarınız aydınlık olsun. Sağ olun.